Sizin buradaki yerinizi biliyorlar. Sıtkı sizi birkaç aydır takip ediyor. Artık onlar da farkındalar. Bu husumetin bitmesi için gereken tek şey iki tarafın da bayrağı çekmesidir. İflasın eşiğindeyiz Haşmet. Onlar da öyleler. Reşit Ağa'nın söylediği, Haşmet gelirse bir sulh yolu bulunur. Bu sulh dediği nedir Hamza? Bizi açığa çıkartmaya çalışıyor olmasınlar? Yok. Yok, sen bana güven. Artık iki tarafın da kavga edecek takatı kalmadı. Sen ne diyorsun Necmi abi? Ben Fadlan'la konuştum. O da Haşmet gelirse bu iş çözülür diyor. Bence git. Hem bizim adamlar da yanında olacak. Reşit'i tanırım. Abisi gibi değildir. Zaten adam hastaymış. Belli gider ayak işleri düzeltmeye çalışıyor. Hamza, Yağmur soruyor, akşama kalır mısın? Yok emmi oğlum, yok. Ben kalmayayım. Kal. Yok, ben gideyim de oraları bir toparlayayım. Yok ya. Sana güzel haberler. Akşam konuşuruz. Esaret bitiyor ha. Haşmet, şimdi biz bu kızı hiç karıştırmasak. Bu kızı? Yani yengeyi. Gideceğimiz yer belli, ateşin ortası. Ne olacağı belli değil. Yani şimdi örf bilmez, adet bilmez. Ne yapacak orada? Ben ne yapacağımı bilirim Hamza. Emmim oğlum, işleri berbat etmekte üstüne yok ya. Yok o bilirmiş de bilmem neymiş de. Sen bozdun, sen yapacaksın. Bana tutmuş ne diyor ya? Tövbe tövbe. Ne mırıldanıyorsun Hamza? Ha hala, ben dönüyorum. Nasıl geçti? Vallahi hala, iyi mi geçti, kötü mü geçti bilmiyorum ama bu kız meselesi biraz sıkıntı. O sıkıntı hallolacak Hamza. Hala, kız hamileymiş. Hala, beni duyuyor musun? Hamza, tekrar etmeyeceğim. Neyse ne? Hala, kız hamileymiş, ben ne yapayım? Ne yapacağını ben söyleyeceğim Hamza. Ne gerekiyorsa onu yap.